Merhaba, Sağlıklı Emeklilik Programı'na hoş geldiniz. Ben İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Ediz Altınmiş. Bu haftada yine sizlerle önemli konulara değineceğiz. Ancak öncelikle yaklaşık olarak bir 12 dakikalık gecikmemiz söz konusu oldu teknik aksaklıklardan dolayı. Bunun için siz değerli izleyicilerimizden özür dilerim. Geçen hafta biliyorsunuz ki mahallen emeklilik, vergi indiriminden faydalanma koşullarından ve son zamanlarda gündemde olan bilgi paylaşımı, otomatik bilgi paylaşımı sisteminden bahsetmiştik. Ve şunu da belirtmiştik ki bu sistemle alakalı araştırmalarımıza devam edip detayları sizlerle paylaşacağımızı ifade etmiştik. Bu hafta dolu bir hafta olarak geçti ve biraz daha derinlemesine bilgi paylaşım sistemiyle alakalı detaylara ulaşmaya çalıştık. Edindiğimiz bilgileri bu yayında sizlerle paylaşacağız. Geçen hafta mahallen emeklilik şartlarından bahsettikten sonra siz değerli izleyicilerimizden bu konuda çok sorular aldık, çok sayıda soru aldık. Bunların bir kısmını direkt olarak yanıtlama fırsatı bulduk ama bazıları geneli ilgilendiren konular olduğundan dolayı programda da yayınımızda da bahsetme gereği duyduk. Yine bunlar üzerinde duracağız. Bunun haricinde yurt dışında yani yaşadığınız ülkede çalışan kişilerin Türkiye'den emekli olma hakkı var mı? Bununla ilgili sorular da çok fazla gelmekte. Bunlarla ilgili de yine sizlere önemli bilgileri paylaşacağız. Bir diğer husus, her iki ülkeden yani hem yaşadığınız ülkeden hem de Türkiye'den emekli olma şansınız var mı? Yine bu konuya değineceğiz. Bu konuda çok sıklıkla insanların, bizlerin karşısına gelen sorular ve insanların yani sizlerin merak ettiği konular arasında yer almakta. Bunun haricinde yurt dışında mahallelik aylığı alan yani herhangi bir sosyal yardım almadan engelinden kaynaklı devlet tarafından mahallelik aylığına bağlanmış olan kişilerin Türkiye'den emekli olma hakkı var mı? Mahallelen emekli olma hakkı var mı? Bu konuları yine bu programımızda bahsetmeye çalışacağız. Öncelikli olarak dediğim gibi gündemde son zamanlarda, son özellikle bir aydır gündemde olan konumuz şu ki bilgi paylaşım sistemi. Aslında bu bir anlaşma, herhangi bir kanun değil. Kanun olmadığı için sözleşmeleri biraz detayına inmek bazen zor olabiliyor. Yalnız şunu belirtmekte fayda var. Sizler internette arama yaparken otomatik bilgi paylaşımı diye arattığınızda çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yanlış bilgilerle de karşılaşabiliyorsunuz. Öncelikle şunu belirtelim ki bu anlaşmanın adı vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi. Tekrar edelim. Vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi. Yani bu yardımlaşmadan kasıt her iki ülkenin de birbirine desteğini kapsamaktadır. Burada ülkeler 116 adet ülke olduğundan söz ediliyor, bahsediliyor. Bu ülkelerden bizim için önemli olan bir kısmını sizlerle paylaşacağız. Diğerleri ise sözleşme kapsamında tam olarak belirtilmeyen bazı çekincemeleri olan ülkeler olduğu için onları şu anda ülke ismi olarak belirtmeden geçeceğiz. Sözleşmenin amacından biraz bahsedelim. Çünkü bu yurt dışındaki vatandaşların daha çok yurt dışında yaşayan vatandaşların emekliliğini engellemek maksadıyla yapıldığı gibi bir algıya sahip. Ancak bu konuda değerli bakanlarımız ve milletvekillerimiz bu hususta gerekli açıklamaları zaten yapmış ve basın toplantısında da bunları halka arz etmiş durumda var. Biz de bunlara çok kısa değineceğiz. Bu sözleşmenin amacı her iki ülkedeki vergi kaybını en aza indirmek, azaltma yönünde. Dolayısıyla vergi kaçakçılığı konusu gündeme geldiğinde birçok su durulur. Gerekli engeller ortaya konur, gerekli kanunlar çıkartılır vesaire. Ama bu demek değildir ki bu kanundan kaynaklı, daha doğrusu bu sözleşmeden kaynaklı yurt dışındaki tüm vatandaşların emekliliği problemi soruna yol açacak, emekli olma hakları ellerinden alınacak gibi bir algı da yaratmasın. Böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti olarak devletimiz hem yurt dışındaki vatandaşların emekliliğine hem de hak kaybına hem de bulundukları ülkede hak kaybına uğramamaları için ellerinden geleni yapmaktalar bu hususta. Dolayısıyla bu algıyı bir ortadan kaldıralım. Bu programda inşallah daha detaylı olarak
açıklamalarda bulunacağız. Anlaşma hangi ülkeleri kapsıyor? Soru cevap şeklinde biraz ilerleyeceğim. Anlaşma az önce de belirttiğim gibi 116 tane ülkeyi kapsamakta. Peki bu sözleşme ne zaman imzalandı? Bu sözleşme imzalanalı uzun bir süreç oldu aslına bakarsanız. 3 Kasım 2011 tarihinde imzalanmış olan bir sözleşme, ancak henüz gerekli teknik altyapılar ve diğer ülkelerle mutabaka sağlanamadığından dolayı uygulamaya henüz konmamış olan bir sözleşmeydi. Ancak resmi gazetede yayınlandığı tarihe bakıldığında 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği söylenmekteydi. Evet, aslına bakarsanız yürürlüğe girdi, ancak uygulamaya tam olarak konmadı. Çünkü teknik altyapı henüz hazır değildi. Şu anda uygulamaya kondu, tam olarak işlevsellik kazanmasa da yaşadığınız ülkede sizinle alakalı bir bilgi edinilmek istenirse, Türkiye'deki mal varlıklarınızla alakalı, bu bilgilere yurt dışındaki bulunduğunuz ilgili makamlar ulaşabilmektedir zaman zaman. Hangi konularda bildirim yapılmakta bu otomatik bilgi paylaşımı dediğimiz sistem üzerinden? Az önce de belirttiğim gibi öncelik vergi. Vergi kayıplarını, vergi kaçakçılığını önlemek. Dolayısıyla bir mal varlığınız varsa bunun bir vergisini ödemeniz gerekiyor. Ödemiyorsanız bunun önüne geçmeye yönelik bir çalışmadır bu. Bilgi paylaşımı yapacak kurumlar ilgili bu işle alakalı, vergiyle ve gelirlerinizle alakalı idari anlamda sorumlu olan tüm kurum ve kuruluşlar sizin bu vergi bildirimlerinizi yapmakta. Ancak bunu direktman yurt dışındaki yaşadığınız ülkeye yapmamakta. Bizlerin vergi idaresi diye bir kurumu bulunmakta. Bu kurumlar aracılığıyla, tabii öncelikli olarak idari birimdekiler bu kuruma iletiyor. Bu kurum eğer bir talep varsa yurt dışından, taleplerini cevap olarak bunları karşı ülkeye bildirmekte. Gayrimenkul ve emlak gibi konularda da yine bildirimler söz konusu. Yani Türkiye'de bir eviniz varsa, gayrimenkulünüz varsa, bunların da bildirimi ihtiyaç olması, gereksinim olması halinde ve talep edilmesi halinde internet ortamından, sistem üzerinden direkt olarak ilgili ülkeyle paylaşılacak durumda. Bu kurumları bahsetmiştik. Yurt dışında yaşamakta olan Türk vatandaşları için bu süreç nasıl işleyecek? Bu bizim için daha önemli olan bir nokta aslına bakarsanız. Anlaşma kişilerin ikamet yerini baz almakta. Yani sizin eğer ikametiniz, ikinci ikamet adresiniz de olabilir. Türkiye'de ise, Türkiye'de bir ikamet adresiniz varsa bu durumda paylaşımınız gerçekleştiriliyor. Burası çok önemli bir nokta. Sizlerin Türkiye'de bir ikamet adresi varsa, oturum adresi varsa, birinci adresi olabilir, ikinci adresi olabilir, üçüncü adresi olabilir, hiç önemli değil. Eğer böyle bir sistemlerde kayıtlı adresiniz varsa, bu durumda ilgili kuruma, vergi idaresi birimine bu sizin banka veya gayrimenkul bilgileriniz aktarılıyor ve yurt dışında yaşadığınız ülkede talep olması halinde bu bilgiler sistem üzerinden aktarılıyor. Ancak eğer siz bankada, örnek veriyorum, bir miktar paranız var, ancak bankada bir ikamet adresiniz, Türkiye'ye ait bir ikamet adresiniz yok veya biliyorsunuz ki E-Devlet, Türkiye Gov.tr üzerinden sistemlerimiz artık internet ortamında ve il nüfus müdürlüklerine müracaat ederek birinci adres, ikamet adresi, ikinci ikamet adresi gibi adres tercihlerinde bulunabiliyorsunuz ve adres bildiriminde bulunabiliyorsunuz. İşte siz eğer burada bu noktada bir adres beyanında bulunmamışsanız, Türkiye'ye ait bir adres beyanında bulunmamışsanız ve tek adresiniz yurt dışı olarak gözükmekteyse, bu durumda direkt olarak sistem üzerinden sizin Türkiye'deki mal varlığınıza ilişkin bilgilere ilgili kurumlar, yurt dışındaki kurumlar ulaşamıyorlar. Bunun tabii ki çeşitli ulaşmak için yöntemler söz konusu olabilecek ilerleyen süreçte, ama bununla ilgili de çalışmalar var. Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi kişisel verilerin korunurluğu, korunması kanunu var. Bu kapsamdan yararlanmanız halinde Türkiye'de eğer bir ikamet adresiniz varsa ve mal varlığınız varsa, yine bu mal varlıkları karşı ülkeye
aktarılmayacaktır. Bununla ilgili bakanların ve milletvekillerimizin beyanı bu yönde veya bunu anlatır nitelikte. Tabii bununla ilgili olarak güncellemeler söz konusu olursa, sistemde değişiklik olabilir veya uygulamada bir değişiklik olabilir. Bunları yine öğrendiğimiz, bilgi edindiğimiz zaman yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu sözleşmeyi kapsayan 116 ülkeden bazılarını sizlerle paylaşacağım demiştim. Ancak bu aşamaya geçmeden önce şunu belirtmek gerekiyor. Bizler Türkiye'deki tüm haklarımızı koruyarak yurt dışında yaşamlarımızı idame ettiriyoruz. Dolayısıyla eğer mavi kartlı değilsek seçme ve seçilme hakkımız da dahil olmak üzere tüm Türk vatandaşlarının yararlandığı, Türkiye'de ikamet eden, yaşayan Türk vatandaşlarının yararlandığı tüm haklardan bizler de yararlanıyoruz. Çünkü bizler de Türk vatandaşıyız. Mavi kartlıysak neydi? Siz mavi kartlı olmanız halinde sadece seçme ve seçilme hakkından mahrum oluyorsunuz. Bunun dışındaki yine Türk vatandaşlarının yararlandığı tüm haklardan faydalanmaya devam ediyorsunuz. Hemen ülkeleri çok kısa bahsedelim sizlere. Bunlar içerisinde bize edindiğimiz bilgilerle elde ettiğimiz ülke isimleri ve netlik kazanmış olanlar. Arnavutluk var. Andorra Prensliği var. Bunlar aslında bizim çok ilgi konu alanımıza girmiyor. Bosna Hersek var. Yurt dışı borçlanması ile alakalı özellikle olanlardan bahsedelim. Yani yurt dışı borçlanması yapan ağırlıklı ülkelerden bahsedelim. Avusturya var. Avustralya var. Hemen baktığımızda Romanya var. İsviçre var. Tabii ki Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa var. Türkiye tabii ki taraf ülkelerden biri. Çekincemeleri olsa da, bazı maddelerde çekincemeleri olsa da bu sözleşmeyi imza atmış ülkelerden birisi yine Türkiye. Zaten bundan dolayı bizim ilgi alanımıza giriyor. Peki bu bizim yurt dışı emekliliğiyle alakalı neyimize engel oluyor? Biliyorsunuz ki Türkiye'den emekli olabilmek için yurt dışına herhangi bir sosyal yardım almamanız lazım. İşsizlik ödeneği almıyor olmanız lazım. Herhangi bir iş yerinde işçi olarak veya işveren konumunda çalışmıyor olmanız lazım. Eğer böyle bir duruma sahipseniz Türkiye'den emekli olabilirsiniz. Dolayısıyla sizin bir mal varlığınız varsa, bu mal varlığınız sizin emekliliğinizde, daha doğrusu yaşadığınız ülkedeki dergilerinizle alakalı bir takım sorunlara yol açtığından dolayı, eğer yaşadığınız ülkede emekli oluyorsanız, olacaksanız veya olmuşsanız, burada almış olduğunuz emekli maaşınızda bir miktar düşmeler söz konusu olabiliyor. Tabii bunun miktarı ile alakalı şu an için bir bilgi vermemiz söz konusu değil. Vergi dilimine girdiğinizden dolayı vergilendirmeye tabi olduğunuzdan dolayı maaşınızda bir düşüş söz konusu olabiliyor. Çünkü bir mal varlığınız olduğu tespit edilmiş oluyor. Yine daha önce de bahsettiğimiz üzere eğer siz bu mal varlıklarınızı ülkenize bildirmediyseniz, yaşadığınız ülkeye bildirmediyseniz daha sonrasında, yani Türkiye'deki mal varlıklarınızdan bahsediyoruz tabii ki, daha sonrasında tespit edilmesi halinde sizler bir takım cezai işlemlere maruz kalabiliyorsunuz. Bu da çok ciddi boyutlarda sizler açısından problem, sorun yaratabilmekte. Emekli maaşınıza el konulmasına kadar veya yurt dışında varsa bir mal varlığınız, bunlarla ilgili bir takım yasal süreçlerin başlamasına kadar yol açabilmekte. Biz bu otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili ne yapmamız lazım? Yani bu sistemden etkilenmemek, zarar görmemek için ne yapmamız lazım? Az önce de bahsettik. Kişisel verilerin korunurluğu kapsamına sizleri de dahil etmemiz lazım. Bu işlem teferruat gerektiren bir işlemdir. Yanlış yapılması halinde yarardan çok sizlere zarar sağlayabilecek, verebilecek bir işlemdir. O yüzden bir bilene danışarak hareket etmek veya bu işlemi onlara yaptırmakta fayda var. Bu konuda bizlerden destek alabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Ne şekilde işlem yapılabilir veya nerelerden bu işlemler gerçekleştirilebilir? İletişim yollarından bizlere ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Daha önce söylemiştik, bu anlaşma bazı yurt dışında yaşayan Türk insanları tarafından yurt dışındaki insanları, yaşayan insanları baz alarak
yapıldığı düşüncesi büyük önlem, büyük anlamda karşımıza çıkıyor. Söylenti olarak karşımıza çıkıyor. Konuşmamızın başında da belirttiğim gibi böyle bir durum söz konusu değildir. Dergi kaçakçılığını engellemek maksadıyla yapılan bir işlemdir. Neden tekrar tekrar söylüyorum? Şu an televizyonlarını yeni açmış olan izleyicilerimiz olabilir. Bu konuda ısrarcı olan bazı kesim izleyiciler veya kişiler olabilir. Bunların tezini, bunların söylemlerini bir nebze çürütebilmek ve insanların aklına yanlış bilginin nakledilmesini, aksedilmesini engelleyebilmek maksadıyla tekrar tekrar üzerinde duruyoruz. Kişisel bilgilerin, kişisel verilerin korunmasından az önce zaten bahsetmiştik. Bir diğer önemli konumuza geçelim. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa bana lütfen iletin. WhatsApp hattımız şu an açık önümde. Herhangi bir sorunuz varsa direkt benim ekranıma düşecek. Ve ben bu sorunuzla alakalı konuyu sizlere cevaplamaya çalışacağım. Ancak diğer konumuz önemli, çok sıklıkla karşımıza gelen konulardan birisi. Çalışan vatandaşın emekli olması. Geçen hafta biraz bahsetmiştik, ancak programımızdan sonra Facebook üzerinden bizlere ulaşan bazı izleyicilerimiz oldu. Bu konunun hala netleşmediği kanaatine vardık. Ya geçen haftaki bizim bahsettiğimiz olan kısmı izlemediler ya da hala kafalarında oturmayan bazı hususlar söz konusu. O yüzden bu haftada biraz bu konuya bahsetme gereği duyduk. Sizler yurt dışında çalışırken Türkiye'de emekli olamıyorsunuz. Aslında bunun bir yolu var. Dava yolu. Şimdi neden emekli olamıyorsunuz? Öncelikle ondan bahsedelim. Çünkü 5510 sayılı Türkiye'deki 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'na göre yurt dışında yaşamakta olan bir kişinin Türkiye'den emekli olabilmesi için eski tabir ile temelli dönüş yapması gerekiyor diye bir söylen vardı. Aslında bu söylen hep yanlış anlaşıldı. Temelli dönüşten kasıt oradaki, yani yurt dışında yaşadığınız ülkedeki mal varlıklarını, her şeyinizi bırakın veya satın Türkiye'ye gelin şeklinde bir durum değil. Sizin orada sosyal yardım almıyor olmanız, çalışmıyor olmanız, işsizlik ödeneği almıyor olmanız durumu söz konusu. Aslında bu kastedilmekteydi ama cümlenin yanlış anlaşılmasından dolayı hep temelli Türkiye'ye dönüş yapmam gerekiyor, benim hayatım burada geçiyor, ben nasıl emekli olabilirim arayış içerisindeydiniz. Dolayısıyla netlik kazandıralım. Siz yurt dışına yaşamaya devam edebilirsiniz emekli olduğunuzda Türkiye'den ama şartımız şu: 1. Çalışmayacaksınız. 2. İşsizlik ödeneği almayacaksınız. 3. Sosyal yardım almayacaksınız. Sosyal yardım alırsanız, tespit edilirse ve sosyal yardım alırken Türkiye'den emekli olursanız ve tespit edilirse, işsizlik ödeneği alırken Türkiye'den emekli olursanız ve ileride tespit edilmesi durumunda, çalışırken Türkiye'den emekli olursanız, yurt dışına çalışırken Türkiye'den emekli olursanız, ileride tespit edilmesi halinde bu size o güne kadar ödenen aylıklarınız hepsi sizden tek seferde talep edilir. Yasal faiz uygulanır ve cezai işleme tabi tutulursunuz. Cezai bir miktar çıkar size. Ve bunların hepsi sizden tek seferde talep edilir. Siz maaşınızı aydan aya alırken 5 yıl 10 yıl hiç fark etmez ne kadar süre aldığınız, aldığınız süre boyunca hakkınız olmayarak aldığınız tüm emekli maaşınız sizden geri talep edilir. Bunun önüne geçmeniz mümkün değil. Tek bir ayrıcalık var burada. Çalışırken, yurt dışında çalışırken sizin Türkiye'den emekli olmanızın önünü açan tek bir husus: dava yolu. Çünkü bu da çeşitli emsal davaların sonucunda gelişmiş olan bir husustur ki bu davaların açılma sebebi de şudur. Türkiye'de siz emekli olduğunuzda, herhangi bir vatandaş Türkiye'den emekli olduğunda çalışmasına devam edebiliyor. İster işçi olarak, ister kendine ait bir işletme sahibi olarak çalışma hayatına devam edebiliyor. Dolayısıyla hem emekli maaşı alırken hem de çalışmasına devam etmesinden kaynaklı işvereninden veya kazancından kendine gelir elde edebiliyor. Dolayısıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların da bu haktan mahrum edilmemesi gerektiği düşüncesiyle davalar açılmakta.
Çünkü biliyorsunuz ki eşitlik ilkesi var Türkiye'de. Yani bir kişi bir koşulda bir hakka sahipse diğer ikinci, üçüncü kişiler de o hususta o hakka sahiptir. Ki bunu da zaten kanunlar belirler. Bizim konumuzda 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu kanununa geldiğinden dolayı ve bu Türkiye'de yaşamakta olan ve Türkiye'de emekli olmuş olan kişilerin çalışmasının mümkün olduğu belirli kapsamlarda belirli şartları sağlaması, belirli ödemeleri yapması koşuluyla emekli iken çalışmasının önü kanunla açıldığından dolayı yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşının da Türkiye'den emekli olduktan sonra yurt dışında çalışmaya devam etme hakkı söz konusu. Ama bunun tek yolu bu hususu belirten bir dava açmak. Tabii burada şunu da belirtmekte fayda var. Davaların hepsi kazanılıyor mu? Hayır. Davalar kazanılmaması halinde temize gitme hakkınız tabii ki de saklı. Temize gidersiniz. Orada davanız tekrar görülür. Eğer ki müsbet bir sonuç çıkarsa sizin çalışma hakkınız size verilir ve Türkiye'den emekli olabilirsiniz. Ancak burada çok sıklıkla yapılan bir hata var. O da şudur ki sizler, daha doğrusu bu işlemi gerçekleştirmiş olan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları emekli olduktan sonra çalışmasına devam ediyor. Ancak emekli olduktan sonra bu işlemlerin dava yoluyla önünün açıldığını öğrendiği için veya yanlış yönlendirildiği için davayı sonrasında açıyor. Dolayısıyla sizin bir hakkı elde edebilmeniz için kesinleşmiş bir karara sahip olmanız lazım. Elinizde bir mahkeme kağıdının olması lazım. Kesinleşmiş, sonuçlandırılmış, sizin bu konuda hakkınızın olduğunu belgeleyen bir evrağa sahip olmanız lazım. Dolayısıyla bu evrak olmadan, yani mahkemeyi kazanmadan sizin yurt dışında çalışırken Türkiye'den emeklilik müracaatında bulunmuş olmanız ve emekli olmanız, emekli aylığına bağlanmış olmanız bu bir hatadır. Bu hataya düşerseniz eğer emekli olduktan sonra açmış olduğunuz ve kazanmış olduğunuz davanızın herhangi bir geçerliliği yoktur. Çünkü davayı kazandığınız süreye kadar, emekli olduğunuz an itibariyle davayı kazandığınız süreye kadar olan geçen zaman sizin için ödenen ücretler sizden talep edilme hakkına sahip oluyor bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu. Ve edebiliyor da, sizi mağdur etmek değil ama kanuna aykırı bir işlem gerçekleştirildiğinden ve bu tespit edildiğinden dolayı sizden bu aradaki ücret talep edilebiliyor. Veya emekliliğiniz geçersiz sayılıp tekrardan müracaat etmeniz gerekebiliyor. Emsal durumlar söz konusu. Bu hataya düşmeyin. Emekli olmadan önce davanızı açın. Kağıdınızı alın, ondan sonra emeklilik için müracaatınızı gerçekleştirin. Hakkınız, şartlarınız sağlanmışsa, tüm şartlarınız oluşmuşsa, hakkınız varsa zaten emeklilik işlemleriniz gerçekleşecektir. Özellikle bu konuya değinmenizde, dikkat etmenizde fayda var ki bunları sizlere aktarabilmek için bu programları gerçekleştiriyoruz. Yine bizim Türkiye'deki ofisimizde de bu konuyla alakalı bilgiler aktarılmakta. İzne gitmiş olan vatandaşlarımız varsa yine bizlere ulaşarak yüz yüze görüşme şansına da sahip olabilirler. Kendilerine gerekli bilgiyi aktarabiliriz. Bir diğer önemli konumuz da şu, her iki ülkeden emekli olma hususu. Her iki ülkeden emekli olabilir miyiz? Evet, her iki ülkeden emeklilik hakkınız var. Mahallen emekli de olsanız, normal emekli de olsanız her iki ülkeden emekli olma hakkına sahipsiniz. Reklam arası için bir 5 dakikalık süremiz var. Bu süreç içerisinde çok kısa her iki ülkeden emeklilikle alakalı bilgilere de hemen çok kısa değinelim. Akabinde reklamdan sonra devam edeceğiz konumuza. Vatandaşların ağırlıklı olarak sormuş olduğu sorulardan biri, ben şu an yurt dışında emekliyim ancak bana Türkiye'den emekli olamazsın şeklinde söylemlerde bulunuyorlar. Danıştığım firmalar bunun mümkün olmadığını söylüyor veya işte Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ettim veya
ülkelerinde bulunan konsolosluklara müracaat ettim. Türkiye'den emeklilik hakkımızın olmadığını bize söylüyorlar gibi bir takım şikayetlerde bulunuyor bazı vatandaşlar. Az önce bahsettiğimiz gibi siz her iki ülkeden de emekli olabilirsiniz. Şartları sağlıyor musunuz ona bakılır. Eğer siz yaşadığınız ülkedeki emeklilik şartlarını sağlıyorsanız ve emekli olmuşsanız, emekli maaşı alıyorsanız, Türkiye'deki şartları sağlayarak emekli olmanızda herhangi bir engel söz konusu değil. Bunun önü açık. Çünkü sizi bağlayan herhangi bir şey yok ortada. Artık çalışmıyorsunuz. Artık sosyal yardım almıyorsunuz. Emeklilik maaşı bir sosyal yardım değildir. Yurt dışında almış olduğunuz emekli maaşı da bir sosyal yardım değildir. Dolayısıyla sosyal yardım adı altında bir geliriniz, yardımınız olmadığından dolayı, işsizlik ödeneği gibi bir ücret almadığınızdan dolayı ve herhangi bir iş yerinde veya kendi işletmenizde çalışmadığınızdan dolayı sizin Türkiye'den emekli olmamanız söz konusu değil. Türkiye'deki sizin için şartlar sağlanıyorsa bu nedir? Yaşınız. Emeklilik yaşınız gelmişse, bunun tabii ki kontrol edilmesi lazım. Gerekli prim ödeme gün sayısına erişmişseniz, gerekli yıl bazında çalışma yılına sahipseniz, sizler Türkiye'den emekli olabilirsiniz. Bazı vatandaşlar Türkiye'den bir takım Türkiye'deyken bir süre çalışmış olup daha sonra yurt dışına gelmiş olabiliyorlar. Örnek veriyorum, 98 yılında bir yıl vatandaşımız, bay veya bayan fark etmez, çalışması var. Türkiye'de resmi olarak, sigorta olarak çalışması var. Daha sonrasında bir sebepten dolayı yurt dışına gelmiş ve burada hayatına devam etmekte. Dolayısıyla sizin emeklilikle alakalı süreleriniz hesaplanırken ilk sigorta başlangıç tarihiniz hangisi ise o baz alınarak hesaplama gerçekleştirilir. Dolayısıyla siz ilk kez Türkiye'den sigortalı olmuşsanız o sigortalı olduğunuz tarih, başlangıç tarihi baz alınacaktır. Çok sık gelen sorulardan biri de şu: ben Türkiye'de 1000 günlük sigortam var, 360 günlük sigortam var. Daha sonrasında 20 yıldır, 25 yıldır yurt dışında X ülkede yaşıyorum. Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa veya diğer ülkeler, fark etmez bu. Yurt dışında yaşıyorum. Dolayısıyla benim emeklilik hakkım var mı? Veya benim o Türkiye'deki çalışmış olduğum prim gün sayılarım ne olacak? Gibi sorular gelmekte. Bunların hepsi sizin hazinenize yazılı olarak bulunmakta. Artık onlar sizin cebinizde. Onların silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Sizler bağ kuruluysanız, diyelim ki geçmiş tarihte Türkiye'de çalışma yaptığınız süreçte, yani kendi işletmenizin sahibiyseniz ve Bağkur prim borçlarınızı düzenli olarak ödemişseniz, herhangi bir şekilde silinmesi gibi bir durum söz konusu değilse, önceki yıllarda bu böyle bir bazı durumlar söz konusu olabilmekteydi, ödeme yapılmadığından kaynaklı prim vatandaşların primlerinin silinmesi gibi bir durum söz konusu olmaktaydı. Sizin böyle bir durumunuz söz konusu değilse, kazanmış olduğunuz o prim gün sayıları sizin haninizde saklı kalmakta. Dolayısıyla yurt dışına yaşadığınız, çalıştığınız ve Türkiye'den emekli olmak için müracaat ettiğiniz süreçte sizin borçlanma gün sayınız, prim gün sayınız çıkartıldığında, toplam kaç gün prime ihtiyacınız olduğu çıkartıldığında, sizlerin Türkiye'deki yapmış olduğu çalışmalar o prim gün sayılarından düşülür. Daha sonrasında kalan süre sizlere borçlanma olarak bugünün kurunda 21.68 TL üzerinden borçlanma yazınız çıkar ve borçlanmanızı gerçekleştirirsiniz süresi içerisinde. Dolayısıyla sizin burada karınız ne oluyor? Türkiye'deki çalışmış olduğunuz süreleri yurt dışındaki prim günlerinizden düşerek daha az borçlanma yapmanızın önü açılmış oluyor. Burada askerlik söz konusu olabilmekte. Askerliğinizi Türkiye'de yapmış olabilirsiniz. Askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Eğer ilk sigorta başlangıç tarihinizden önce askere gitmiş iseniz çalışma sürenizi geriye çekme gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu da sizin yaş şartınızın daha erkene düşmesine veya prim gün sayılarınızın
biraz daha azalmasına olanak sağlamakta. Bunların daha detayını anlatmak için sizlerle tekrar bir araya geleceğiz. Ancak bugünkü konumuzda çok kısa değinmiş olalım. Sizlerin bilgisi olsun. Bu konuyla alakalı sorularınız varsa yine belirtelim. İletişim yollarından bizlere aktarın. Bizler gerek anında gerek şu anki yaptığımız gibi canlı yayında programımızla sizlerle soruların cevaplarını paylaşalım. Her ülkeden de emeklilik hususunda netleştirdiğimizi düşünüyorum. Sizler emeklilik hakkına, her iki ülkeden de emeklilik hakkına sahipsiniz. Şu an evet, her iki ülkedeki emeklilik konusunda akabinde malen emeklilikten tekrar bahsedeceğiz. Geçen hafta bahsetmiştik ama bu haftada çok sayıda sorular gelmekte bununla alakalı. Uzun konuşmalarımız söz konusu oldu. Bunlarla ilgili de bahsetmek için önce reklam arası diyelim, sonrasında bu konuları detaylı olarak ele almaya çalışalım. Şimdi reklamlar, reklamdan sonra görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Yayından sonra, reklam arasından sonra sizlerle tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Hemen reklam öncesinde her iki ülkeden de emekliliği olma konusuna değindik. Bununla ilgili bilgileri aktardık. Çalışanların Türkiye'den nasıl emekli olabilecekleriyle alakalı bilgileri sizlerle paylaştık. Ve geçen haftaki yayınımızdan sonra sık aldığımız sorulardan olan malen emeklilik ve vergi indiriminden faydalanarak emeklilik hakkında da sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağız. Şimdi bir sorumuz vardı gelen vatandaşımıza. Öncelikle o soruyu sizlerle paylaşıp daha sonra konunun detayları ile ilgili sizlere bilgi aktarmaya devam edelim. Hemen sorumuza bakıyorum. Bir bayan hanımefendi bizlere ulaşmakta. Belçika'dan ulaşmıştı kendisi ve eşiyle alakalı bir problem, bir sorun vardı. Eşinin Belçika tarafından engelinden kaynaklı olarak %66'nın üzerinde bir engeli olması sebebiyle malulen emekli aylığı, yani malulülük aylığı aldığı, malulen emekli olduğu ve Türkiye'den emekli olup olamayacağını öğrenmek istediğini belirtmişti. Yine başka bir vatandaşımız daha aynı benzer bir soruyu göndermiş. Yurt dışında malulen emekli olan bir kişi, Belçika'da malulen emekli olan biri Türkiye'de direkt borçlanıp emekli olabilir mi diye Serpil Hanım Belçika'dan ulaşmış bizlere. Her iki soruyu da şu anki programımızda, yayınımızda hemen cevaplamış olalım. Geçen hafta bahsetmiştik, malulen emeklilik için bir takım şartlarımız vardı. Bunlardan birincisi %60 ve üzeri engel oranına sahip olmak zorunda olduğunuzdu. Ve bunu sağlık kuruluşu raporuyla belgelemek zorunda olduğunuzdu. Ancak bu sağlık raporuna müracaatınızdan önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir müracaat işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Sizin malulük için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığınız öncelikle bir sistem tarafından kontrol edilip sizin malulüğünüzle alakalı bir rapor almanız sağlanıyor. Nereden sağlanıyor bu? Devlet hastaneleri, Türkiye'deki devlet hastaneleri, devlete bağlı sağlık kuruluşları aracılığıyla sağlanıyor. Buraya gittiğinizde bir heyete giriyorsunuz. Heyetin vereceği rapor sonucunda siz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendiriliyorsunuz ve diğer şartları da sağlıyorsanız o zaman malulen emeklilik hakkı kazanıyorsunuz. Dolayısıyla bu işlemi atlamamak gerekiyor. Bazı vatandaşlarımız direkt sağlık kuruluşuna gidip veya Türkiye'de biliyorsunuz özel hastaneler var. Özel hastaneye gidip bu sağlık raporunu alabiliyorlar. Bu geçerli değil. Bunu kurum kabul etmiyor. Özellikle özel hastanelerden alınan sağlık raporlarını kabul etmiyor. Bazı istisnai durumlar söz konusu. Bazı özel hastanelerdeki istisnai durumlar söz konusu. Ama bunu belirleyecek olan tek merci, yetkili merci Sosyal Güvenlik Kurumunuz. Yaşadığınız ildeki, daha doğrusu ikametiniz o Türkiye'de olmayabilir. Oraya gezme amacıyla gidiyor, memleketiniz olabilir, gezme amacıyla gitmiş olabilirsiniz. Ama müracaatınızı
Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapmak zorundasınız. Türk vatandaşları yaşadıkları ülkedeki konsolosluklara müracaat etme yolunu tercih edebiliyorlar. Bunu da yapmayın. Hatta belki başvurunuzu alıyor olabilir ilgili konsolosluktaki arkadaşlar. Ama bunun herhangi geçerliliği yok. Size vakit kaybettirir. Siz bekler durursunuz cevap gelecek diye. O yüzden Türkiye'den müracaat etmek zorundasınız. Türkiye'den öncelikle malilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edip onların yönlendirmesiyle sağlık kuruluşuna gidip raporunuzu aldıktan sonra işleminizin cevabını, sonucunu beklemeniz gerekiyor. Dediğim gibi diğer şartları da sağlıyorsanız malilik aylığına bağlanmanız için önünüze herhangi bir engel söz konusu değil. Ancak yurt dışında diyelim ki kişi yaşadığı ülkede malden emekli konumda. Oradan almış olduğu bir rapor var. Devlete bağlı bir kuruluştan almış olabilirsiniz. Devletin direkt olarak malullük aylığı aldığınıza dair size bir takım evraklar vermiş de olabilir. İlgili devlete bağlı yetkili merci. Veya yurt dışında biliyorsunuz bazı dönemlerde bazı malul olan, malullük aylığı alan kişilerin kontrol süreleri olur. Bu bazı kişiler için 6 ay olur, bazıları için 1 yıl olur. Süreler kişinin rahatsızlığına veya engeline göre değişiklik gösterebilmekte. Sizler bu sürelerde tekrar muayene olduktan sonra raporunuz yenilenebilir veya iptal edilebiliyor. Dolayısıyla eğer iptal edilirse yurt dışındaki malullük durumunuz düşüyor ve çalışabilir konuma geçiyorsunuz. Ya işsizlik ödeneğine bağlanıyorsunuz bir süre yeni bir iş bulana kadar, ya sosyal yardım alıyorsunuz ya çalışma için işte Belçika'da olduğu gibi VDAB gibi kuruluşlara yönlendiriliyorsunuz. Onlar tarafından size bir iş bulunması sağlanıyor. Dolayısıyla siz eğer malul iken Türkiye'den de malullük aylığı alıyor iseniz, yani müracaatınızı yaptınız, tüm şartları sağlıyorsunuz, emekliliğe hak kazandınız ve emekli oldunuz Türkiye'den. Normal emeklilik için de aynı durum geçerli. Malullen emekli olmuşsanız onun için de aynı durum geçerli. Bu durumda siz Türkiye'den emekli olduktan sonra yurt dışındaki malullük durumunuz düşmüş ise, yani çalışabilir konuma geçmişseniz, sosyal yardım alıyor konumuna geçmişseniz, işsizlik ödeneği alıyor konumuna geçmişseniz, Türkiye'deki emekli maaşınızın durdurulması için talepte bulunmak zorundasınız. Bu mecburiyet. Çünkü biliyorsunuz, az önce de bahsettik, geçen hafta da bahsettik. Türkiye'den emekli olmanın şartları arasında bunların hiçbirini yapmıyor olmanız lazım. Gereklilik bu, zorunluluk bu. Dolayısıyla siz eğer çalışabilir konuma geçmişseniz ve o devlet şartlarına göre sizin emeklilik hakkınız daha varsa, şartlarınız daha sağlanmıyorsa, emekli olmamışsanız, olamıyorsanız, siz Türkiye'deki emekli maaşınızı, malullük veya normal emeklilik hiç fark etmez, durdurmak zorundasınız, o maaşı almamalısınız. Tabii bazı istisnalar var malullük aylığı ile alakalı olarak. Bunların detaylarını ancak sizin durumunuzu, bilgilerinizi detaylı olarak inceleyerek net cevaplarını sizlere aktarabiliriz. Ama onun dışında genel anlamda ifade etmek gerekirse bu tüm herkes için bir zorunluluk. Borçlanma yapabilmek durumu aynı. Yani az önce Serpil Hanım'ın sormuş olduğu. Ben Belçika'da malullük aylığı alıyorum. Türkiye'den emekli olabilir miyim? Borçlanma yaparak emekli olabilir miyim? Evet. Siz tüm haklarınız aynı şekilde devam eder. Borçlanma yapabilirsiniz. Türkiye'de primleriniz varsa onları borçlanılacak süreden düşüp kalan süreyi borçlanabilirsiniz. Tüm şartlarınız aynı. Hiçbir değişiklik yok. Önemli olan şartların sağlanıp sağlanmıyor olması. Sağlanıyorsa herhangi bir problem söz konusu değil. Sorunsuz bir şekilde müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz. Belirtmiş olduğumuz hususlara dikkat ederek. Onlar vazgeçilmez öncelikli kurallar çünkü. O yüzden onlara dikkat etmeniz durumunda sizler malullük için veya normal emeklilik için borçlanma yaparak Türkiye'den emekli olmak adına müracaatta bulunabilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir bu durum. Saatimize baktığımızda son 10 dakikalık, 15 dakikalık bir süre içerisinde olduğumuzu görüyorum. Çok kısaca sizlerden hafta içerisinde gelen sorulara yer verelim. Fransa'dan
Funda Hanım'ın bir sorusu var. Bunları ben not almıştım özellikle yayında bahsetmek için. Kendisi de bizi izlediğini belirtmiş. 71 doğumlu olduğunu ve Türkiye'de yaklaşık 3250 gün bir prim gün sayısı, yani primi olduğunu bahsetmiş. SSK'dan olarak da belirtmiş. 2004 yılından beri de Fransa'da yaşadığını belirtiyor. Ne zaman emekli olabilirim diyor. Şimdi bize Türkiye'deki çalışmaya başladığı tarihi bildirmemiş. Bu sizlere net cevaplar verebilmeniz adına sorun yaratıyor. Çünkü sizin ilk sigortalılık tarihinizi bilmiyor olmamız, sizlerin emeklilik şartlarınızı tam olarak aktaramamamıza sebep oluyor. Doğru bir şekilde aktaramamamıza sebep oluyor. Ancak Funda Hanım'ın sorusunu da cevapsız bırakmamak adına kaba haliyle bir hesaplama gerçekleştirdim. Olasılık üzerinden biraz bahsedeceğim. Benzer durumda olan vatandaşlarımız var çünkü. En azından onlara örnek olmuş olur, bilgi olmuş olur. 18 yaşını hangi tarihte doldurduğu burada önemli. 89 yılında dolduruyor. 2004 yılında sigorta girişinin 3250 gün sigortalı olduğu süreden bahsettiğinden dolayı ve 2004 yılında yurt dışına geldiğini bahsettiğinden dolayı 3250 günün karşılığı yaklaşık olarak 9 yıla tekamül ediyor. Bu süreyi 2004 senesi, yani yurt dışına çıktığı tarihten geriye sardığımızda bu da 1995 yılına tekamül ediyor. 1995 yılı arada olan bir tarih. Yani eğer siz 95 yılının 5. ayından önce sigorta başlangıcı yaptırdıysanız farklı bir sayı, tarih. 5. ayından, 95 yılının 5. ayından sonra ilk sigorta girişi yaptırdıysanız farklı bir tarih çıkıyor. Bu yüzden her ikisine de cevap olarak 95 yılının 5. ayından önce ise 51 yaş 5750 günden emekli olma hakkına sahip oluyor. 5750 günden, Türkiye'de 3250 günlük bir sigorta primi olduğundan bahsettiği için Funda Hanım, bu süreyi düşeceğiz. Az önce de bahsetmiştim. Türkiye'de sizin bir çalışmanız varsa 10 gün, 20 gün, 100 gün, 3250 gün, hiç fark etmez kaç gün olduğu. Yurt dışındaki yaşadığınız ve çalıştığınız süreye istinaden hesaplanan ve çıkan prim gün sayısından bu süre düşülecek. Düşüldüğünde de 2500 gün sigortalılık süresi daha kazanması gerekiyor Funda Hanım'ın. Dolayısıyla 2500 günü borçlanmak zorunda. Türkiye'de tamamlayamayacaksa, yani tekrar Türkiye'ye dönüş yapıp çalışma gerçekleştirmeyecekse bu 2500 günü borçlanarak ödemek zorunda. Dolayısıyla 2500 günü bugünün kuru üzerinden hesapladığımızda, 21.68'den hesapladığımızda yaklaşık olarak 54.200 TL'lik bir rakam çıkıyor. O da bugünün euro kuruna baktığımızda yaklaşık 10.000 euro gibi bir rakama tekamül ediyor. Peki 95 yılının 5. ayından sonra ise ne oluyor? Burada yaş şartı 1 yaş artıyor. 52 yaşında emekli olma hakkına sahip oluyor. Ve 2575 günlük bir eksiği kalıyor. Dolayısıyla o da 55.826 TL gibi bir rakama sahip oluyor. Dolayısıyla burada yine 11-12 bin euroluk, 13 bin euro gibi bir borçlanma yapması gerekiyor Funda Hanım'ın veya benzer durumda olan diğer vatandaşlarımızın. Tekrar bahsetmek gerekiyor. Sizin Türkiye'de haklarınız saklı kalıyor. Yapmış olduğunuz çalışmalarınız yurt dışına gelmeden önce veya geldikten sonra tekrar Türkiye'ye dönüş yapmış iseniz buradaki çalışmış olduğunuz tüm sürelerin hakları saklı kalıyor. Bunları borçlanmıyorsunuz. Diyelim ki siz Türkiye'de 1000 günlük bir çalışmanız var, yurt dışına geldiniz, uzun süre burada yaşadınız, çalıştınız, tekrar Türkiye'ye gittiniz, dönüş yaptınız ve orada çalışmaya devam ettiniz. Örnek veriyorum, 1500 gün daha çalıştınız. Toplam 2500 gün yapıyor. Dolayısıyla sizin emeklilik sürenizden, prim gün sayısı hakkınızdan bu süre düşülüyor. Kalan süreyi yurt dışı borçlanması olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir diğer önemli konu şu ki, erkekler için özellikle eğer bir askerlik borçlanması yapmanız gibi bir durum söz konusuysa burada
günlük kur herhangi bir şekilde değişmiyor. Doğum borçlanması da aynı, askerlik borçlanması da aynı, yurt dışı borçlanması da günlük hesaplanması gereken prim TL bazında aynı 21.68 kuruş olarak hesaplanmakta. Almanya'dan bir izleyicimiz sormuş, 30-11-1960 doğumlu olduğunu belirtmiş ve 74'te Almanya'ya geldiğini belirtiyor. Temmuz 78'den itibaren de çalışmaya başlamış, emekli olabilir miyim diyor. Şu an kişi zaten 1960 doğumlu olduğu için yaş haddini tamamlamış. Bir hesaplayalım. 1960 dediğimizde şu an kişi 58 yaşında. Hemen tablomuzdan şartlarına bakalım. İlk olarak sigorta başlangıcının Temmuz 1978 olduğunu belirtmiş. Bay veya bayan ayrımı yapmamış kendisi. Bay olduğunu düşünerek yani bir bay üzerinden, erkek üzerinden hesaplama yaptığımızda 78 yılına göre kendisinin 5000 günlük bir prim borçlanma söz konusu, prim borçlanma hakkı söz konusu. Burada çalışmış olduğu günler varsa bu günleri düşerek kalan süreyi borçlanma hakkına sahip. Kendisi bize tekrar ulaşırsa eğer bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi aktaralım. Bayan olduğunu varsayarak hemen onun bilgisini de aktaralım. Kendisi eğer 78 işbaşı süresi varsa burada kendisinin yine normal şartlarda emeklilik için 5000 günlük bir süresi var. Ancak burada 3600 günden emeklilik hakkı da söz konusu olabilmekte. Bize tam olarak çalışma tarihini net olarak iletebilirse kendisine daha doğru bilgiler aktarabiliriz. Normal emeklilik için 81 öncesi olduğundan dolayı normalde 5000 gün ama orada önemli olan bazı tarihler var. Eğer o tarih aralıklarına denk geliyorsa üçlü bir sistem var. Onları tamamlıyor ise bu süreden öncesinde bu durumda 3600 günden emekli olma hakkı söz konusu olabilir kişinin ve dolayısıyla çalışmış olduğu süreler 3600'den varsa tabii ki düşülür ve kalan süreyi 3600 üzerinden borçlanabilir. Peki 3600 üzerinden borçlanma yapması halinde çıkacak olan rakam ne kadar? Hemen ondan onun bilgisini aktaralım. Bu durumda yaklaşık olarak eğer 3600 günün hepsini borçlanacaksa 78.000 TL gibi bir ücreti borçlanma yapması gerekiyor. O da yaklaşık olarak 18.000 euro gibi bir rakama tekamül etmekte. Evet, bu yayınımızda artık sona yaklaşmış bulunmaktayız. Haftaya yine önemli konulara değineceğiz. Burada yurt dışında yaşayanların daha çok akıllarında soru işareti olarak bulunan düşük borçlanma yapıp yüksek maaş alması hususu söz konusu. Bunlar sadece yüksek maaş sadece bir konuya bağlı değil. Bunun birçok durumu söz konusu. Yani birçok sebep olmalı ki veya birçok şeyin bir araya gelmesi gerekli ki sizler düşük borçlanma yapıp yüksek maaş alma hakkına sahip olabilirsiniz. Burada önemli olan şey sizin durumunuzun iyi analiz edilmesi gerektiği. Eğer durumunuz iyi analiz edilmezse yanlış bilgiler aktarılır. Dolayısıyla düşük borçlanma yapacağınıza yüksek maaş alırsınız. Düzeltiyorum. Düşük borçlanma yapacağınıza yüksekten borçlanma gerçekleştirirsiniz. Cebinizden daha çok para çıkması demek. Veya daha yüksek maaş alacağınıza, örnek veriyorum 1800 TL bir maaş alacağınıza, bu durumda alacak olduğunuz maaş 1600 TL'ye düşmekte. Eğer ciddi anlamda bir yanlış işlem gerçekleşmişse daha önce de bahsettiğimiz gibi 1000 TL'lere kadar düşen maaşlar söz konusu olabilmekte. Bunların üzerinde duracağız önümüzdeki hafta. Onun dışında hafta içerisinde anlattığımız konularla alakalı sorularınız olursa bizlere iletebilirsiniz. Bu sorularda yine anlık olarak cevaplayabildiklerimizi anlık olarak geneli ilgilendiren konuları da yayınımız esnasında sizlerle paylaşarak cevaplamaya çalışacağız.
Ben sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftaki yayınımızda sizlerle tekrar buluşmak üzere. Bu hafta bazı aksaklıklar oldu. Tekrar bu hususta sizlerden özür dileyelim. Bir 10 dakikalık, 12 dakikalık gecikmemiz söz konusu oldu. Umarım tekrar böyle bir problemle karşılaşmayız. Evet, yönetmenim. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.